Hocamızın değerli sohbetine başlıyoruz inşallah. Ceylan, Gülşah, Didem, Ebru ve bir tanecik hocamızla birlikte. Hoş geldiniz hocam. Efendim hoş bulduk, sefalar bulduk. Bana gazoz mu gidiyor? Evet. Allah Allah. Kadeh üstüne kadeh. Efendim, evrimciler yine toplantı mı yapacaklarmış? Evet. Allah Allah, vatan geminin malları bunlar gibi. Ya bu debelenme, ya insan acısın mı, ne diyeyim ya, bunu gurur meselesi de yapar ezilmeyi. E kardeşim başından düşünecektiniz bunu. Komünizmi böyle avanak bir felsefenin üstüne kurmuşlar. Darwinizmin üstüne kurmuşlar. E bu kadar ilkel felsefenin üstüne kurulunca tabii üfleyince hop şeyin üstüne oturuyor. Bunlar da tabii idealist falan havalarında oldukları için çok ağırlarına gitti. Bir de böyle haşlanmış fasulye gibi dağılmaları da çok ızdırap verdi. Ya kardeşim evrim doğru olsa ben onlardan daha iyi anlatırım ve yedi sürelerinden daha iyi anlatırım. Tabii inşallah. Allah böyle yaratmış derdik. Evet. Delillendirdim böyle kaçamak göçemek konuşmalar olmazdı. İnceledik, baktık. Yani tamamen metafizik yaratılış. Kainat metafizik. Elektron mikroskobun keşfinden sonra Darwinizm mahvoldu. Elektron mikroskop Atlantis uygarlığını buldu adeta hücrenin içerisinde. Evet. Hücrenin içerisi böyle Atlantis uygarlığı gibi. Nutukları durdu adamların. Nefesleri kesildi. Hayretler içinde kaldılar. Belediye gibi kardeş. Evet. Mal götüren getirenler, kapı kontrolü yapanlar, tamiratçılar, ustaları çağıranlar, başlarını duran mühendisler, iş bitinceye kadar başında bekleyenler, efendim yedek parçayı en güzel şekilde değerlendirenler, atık maddeleri evet, faydalı madde haline çevirenler. Yani evrim komik ve aciz konuma düştü. Çok ilkeldir evrimin anlatılış tekniği. Yani anlatılışı öyle karmaşık bilimsel detaylara dayalı değildir. Çok ilkeldir. Çok basit ve çok sade açıklar. İşte kainat sonsuzdan geliyor, sonsuza gidiyordu. Bir gün çamurlu suların içerisinde protein oluştu. Proteinler de bir araya geldi, yapıştılar, hücreyi oluşturdular. Hücre de çoğaldı. Balık oldu, balık da kurbağa gibi oldu. O da sonra sıçradı, ağaca çıktı. O da maymun oldu, maymun da geldi, insan oldu. Bilgisayar yaptı, elektron mikroskop yaptı, kendini incelemeye başladı. Hikayeye bak, hizaya gel. Bu kadar sade, kolay. Avanta bir açıklama. Avanakça demiyorum, avanta diyorum. Şimdi gençler de debeleniyorlar. Hakikaten bunlar 70'lere falan çok havalıydılar, bunlar abileri falan çok havalıydı. Tabii sonlarını çok hazin görüyorlar yani. Bir de bu kadar kolay yıkılmalarına şaştılar. Komünizmin kalbini insanlar bilmiyordu. Biz direkt kalbine yöneldik. Zaten en boş yeri de orası. Oradan vurunca bütün sistem aşağı indi. Şimdi debeleniyor, insan acıyor, televizyonda falan konuşuyorlar. Yani debelenme, çırpınarak falan. Haklı olan niye çırpınsın ya? Tabii hocam. Bir de niye benim karşıma geçmekten bu kadar korkuyorsunuz? Bilmeyen, efendim, araştırması az diyelim. Efendim, insanlara karşılarına oturtuyorlar. Onlar bile benden, oradan buradan duydukları bilgilerle, bak benden duyduğu evet, kırıntı bilgiler, az, kırıntı demeyeyim de yani az bilgiyle yine onları yamultuyor denmez, ne denir? Eziyorlar. Eziyorlar. Ama efendim, tabii çırpınmaları da bize bir şevk meselesi de. Çünkü hakikaten biraz bir acayip oluyor. Boş kahvehaneye dönüyor ortalık o zaman. Onlar gelecek ki biz de onları tokatlayalım. İnşallah. Manevi tokat yani inşallah. Efendim.
Nerede yapıyor bu gençler? Biz tanıtımlarını da yapalım bunların ya. İnsan nasıl insan oldu? Bir de çok süslü konuşuyorlar. Ya mesela samimiyseniz, bilim adamıysanız çıkarsanız, arkadaş dersiniz ya nedir sizin sorduğunuz sorular, yani merak ettiğiniz konular nedir, biz şakır şakır cevap verelim dersiniz değil mi? Biz diyoruz ki, arkadaşlar, efendim, idealist arkadaşlar diyelim. Protein denen bir şey var. He diyor, kasapta da var biliyoruz diyor. Protein tesadüfen olur mu diyoruz. Niye olmasın ki nekü diyor. E kardeşim sen şimdi niye olmasın ki nekü dersen olmaz. Bize bilimsel açıklama yapacaksın. Senin ağababaların, dedelerin, bütün bilim adamları proteinin molekül yapısını görmüşler. Soruyoruz ne diyorlar? Tesadüfen olması mümkün değil. E nasıl olur diyoruz? Üstün bir bilinç gerekir diyorlar. Üstün bir akıl. Kim olabilir diyor. Uzaydan gelmiş olabilir diyor. E şimdi evrim teorisi kalmış mı bu durumda? Darwin de ne diyor? Ya diyor bütün katmanları aradık. Ara fosili aradım diyor ömrüm boyunca. Her yeri didik didik aradık diyor. On binlerce işçi çalıştı diyor. Bütün yeryüzü katmanlarına baktık. Hiç ara fosil bulamadık diyor. Eğer ileride de diyor araştırmanın sonucunda ara fosil bulunmazsa benim teorim yattı diyor. E arandı. Bütün katmanlar halen de aranıyor. Hep mükemmel varlıklar çıkıyor ortaya. Hep yaratılmış, altın oranla yaratılmış mükemmel düzgün varlıklar. Ara fosil yok. E bitmiş, niye çırpınıyorsunuz? Ama buna rağmen birçok dindarı kafalamışlar. Efendim İran, bak Ali Demir Soyunu diyor ki şu Anuştayın diye. Evet. Profesör Ali Demir Soy. Evrim öğretisi uygulaşmak için neden gereklidir diyor. Başlıklı bir yazı yazmış. Yazısında İran'ın uzaya uydu fırlatmasının menzili 1000 kilometre üstünde olan füzeler yapmasının atom bombasının neredeyse yapma aşamasına gelmesinin, yani diğer İslam ülkelerinden daha ileri olmasının nedeninin okullarında evrim teorisini öğretmesi olduğunu belirtmiş. İran'da okullarda evrim teorisi öğretiliyor. Bu denli atılım yapılan bir ülkede evrimsel düşünce egemen olmalıydı. Ancak ortalıkta sarıklı adamların dolaştığı bir ülkede nasıl olabilir diye merak ediyordum. Darwin'le kafasına sarık sararsa olur. Sakallı sarıklı olmuyormuş demek. Değil mi? Evet hocam. Tabii. Darwin'in de kafasına bir sarık sarın var mı? Şey bir yapabiliyor muyuz öyle bir şey? Neyse şimdi gerek yok. E o da aynısı olur. Sonunda orta eğitimde bak diyor. Hoca ne diyor? Ali Demirsoy profesör. Sonunda orta eğitimde okutulan İran'dan bak İran'dan kitap getirtiyor. Sonunda İran'da orta eğitimde okutulan yani ortaokul ve lisede okutulan biyoloji kitaplarını getirttim. Ve Farsça bilene okutturdum. İran'dan gelen ortaokul ve lise kitaplarını okutturdum. Sıkı durun diyor Ali Hoca. Hemen duruyoruz biz de koltuğa yapıştık. Kitapların hemen hepsinin 1/3'si. Bak kitapların hemen hepsinin 1/3'si. Darwinist görüşü işleyen evrime ayrılmıştı İran'da. Ne diyorlar? Biz şeriatçıyız, biz İslamcıyız, biz. Kardeşim işte sizi komünistlerin desteklemesinin sebebini anladınız mı? İran'ı. İran'ın neden komünistlerle işbirliği yaptığını anladınız mı? Tabii ki. Kuzey Kore ile ahbap. Nerede komünist ülke varsa ahbap. E kardeşim sen ortaokulda, lisede eğitimin 1/3'ünü Darwinizme ayırırsan alnından da öperler efendim ne bileyim elinden de öperler. Bak Darwinist görüşü işleyen evrime ayrılmıştı diyor 1/3'ü.
Hem de hiç çarpıtılmadan diyor. Yoğun olarak Darwinizm anlatılıyor diyor. Yaratılış ile ilgili hiçbir kısım yoktu diyor. Buyurun. Bak şeriatla idare edildiği söyleniyor değil mi İran'ın? Evet tabii. Deccal ümmini sıkmış İran'ın. Deccal'in altına yatmışlar. Deccal üstüne çıkmış. Deccal'ın altını debeleniyorlar. Ondan sonra kan dökeceğiz, irin çıkaracağız diye ortaya çıkıyorlar. Dünyanın dörtte üçünü kana boğacağız diyorlar. Darwinist eğitim yaparsan olacağı o. Bak yaratılışa ait hiçbir ifade yok diyor kitaplarda. Üçte ikisi diyor evrim ayrılmış. Azerbaycan'da da öyle, Türk devletlerinde de öyle, Pakistan'da da öyle. Şu, evet. Aydınlık gazetesinde Hikmet Çiçek'in İran'da evrim, İsrail'de yaratılışçılık öğretiliyor başlıklı yazısından bir bölüm. Bak İsrail'de yaratılışçılık öğretiliyormuş. İran'da evrim. İran'da zorunlu eğitimin son yılı 8. sınıfta evrim kuramı ciddi bir şekilde öğretiliyor. Ortaokul bilim ders kitapları sadece Darwin'in doğal seleksiyon ilgili gözlemlerini sunmakla kalmıyor. Aynı zamanda Lamarck'ın hipotezine yönelik August Weismann'ın genetik mutasyon fikirlerine tarihsel bir bakışta sunuyor. Üstelik karşılaştırmalı embriyoloji ve yapısal hemolojiler gibi birçok evrim kanıtı da resimlerine göstertiliyor. August Weismann. Evet. Bak ince detaylara kadar. Mehdi Enstitüsü'nün konferansında konferansa katılanlara da Darwinizmi anlatan kitap dağıtılıyormuş. Evet. İran'da. ...2006 yılında yayınlanan Science dergisinde İran'da okullarda evrimin öğretildiği, ders kitaplarında evrim bölümünün yer aldığı İran Doğa Tarih Müzesi'nde evrimi anlatan sergilerin olduğu anlatıyor. İran devleti sergi yapıyor. Ya kardeşim biz de gittik, safi kalp dedik ki, İran dedik bir evrimin geçerisini anlatan bir şey müze hazırlayalım falan dedik. Adamlar acayip şaşırdılar yani bize. Yani şaka yapıyormuşuz gibi geldi adamlara. Koyu evrimci İran. Dolayısıyla komünist düşüncenin çok oturduğu bir ülke. Ve komünist ülkelerle de kol kolalar. Komünist ideolojiyi destekleyen herkesle de sırt sırta yapışıklar. Şimdi böyle bir yapıda, böyle bir kafada olunca kan dökmekte şiddetli bir istek haline geliyor adamlarda. Başlıyorlar dünyanın dörtte üçünü kana boğacağız diye hikaye uydurmaya. Buradan anlıyoruz ki İran'ın üstüne Deccaliye çökmüş. Deccal'in altına yatmışlar. Deccal'in altına debeleniyorlar. Ondan sonra İslam'dan, Kur'an'dan, dinden, imandan bahsediyorlar. Allah'tan korkmaları lazım. Akıllarını başlarına almaları lazım. Deccal'den Allah'a sığınmaları lazım. Utanmaları lazım. Bak Darwinizmi savunan müze açıyorlar. Üniversitelerinde Darwinizm anlatıyor. Lisede Darwinizm, ortaokulda Darwinizm anlatılıyor. Ve yaratılıştan bahseden bir anlatım yok ders kitaplarında. Evet. Hocam buyurun. Hocam AK Parti Genel Başkan ve Başkan Yardımcısı Sayın Hüseyin Çelik milliyet fikri ve Kürt meselesi konulu münazara sempozyumunda bir konuşma yaptı. Konuşmasında üstadın demokrat ve cumhuriyetçi bir alim olduğunu belirterek şunları söyledi. Asrın başında Bediüzzaman dinlenseydi hakikaten bugün başımıza artan problemler olmayacaktı. Türklerle Kürtler adeta asırlar boyunca iç içe geçmiş olan, birlikte yaşamaya mahkum olan kavimlerdir. Said Nursi sürekli bu cevapları vermesine rağmen onu bölücülükle suçladılar. Bölücü unsurların bütün çabalarına rağmen eğer Türkiye'de Türk-Kürt kavgası yoksa aynı Allah'a inanıp aynı peygamberin ümmeti olmasından kaynaklanmaktadır. Bunu bilen Türk ve Kürt ırkçılar bu manevi çimentoyu yok etmeye çalışıyorlar dedi. Kardeşim işte hocanın anlattığı, Sayın Bakan'ın anlattığı konu Deccaliyete karşı
nasıl kendimizi savunuruz onu anlatmaya çalışıyor. İlk yapılacak şey Darwinizm ve materyalizme karşı tavır almaktır. Evet. Devam edelim. Serdar Turgut, tam dediğiniz gibi hocam, sizi günlük takip ediyor Allah alem maşallah. Dün de Kenan Evren'e Atatürk'ün gizli vasiyeti sorulsun başlıklı bir yazı yazdı. Yazısında şunları söylüyor. Kenan Evren'e o vasiyette kendisini ürkütenin ne olduğunu sormanın tam zamanıdır. Kenan Evren'in vasiyeti imha ettirmediği ancak vasiyetin açılmasını 25 yıl ertelettirdiği söyleniyor. Yani halk zor hazmeder denilen Atatürk'ün vasiyetini 2013 yılında okumamız mümkün olacak. Sayın Altındağ içindeki konulardan bir tanesi hilafetle ilgili olduğunu anlatıyor. Atatürk ileride Müslüman ülkelerin bir araya gelerek bir hilafet meclisi oluşturabileceklerini düşündüğünü de iddia ediyor. Bu vasiyetin içeriğinin bilinmesi durumunda bizi çok enteresan sürprizlerin beklediğini tekrardan yazmak istedim. Başbakan Erdoğan kendilerinin daima 2023 yılını hedefleyerek davrandıklarını söylüyor. Gerçekten de Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümüne Hilafet Kurumu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yeniden canlandırılmış olarak başlayacağız. Türkiye yeni dünya düzeninde yeni ve büyük bir önem kazanacak diyor. Evet. Mehdiyet dört koldan, radyolardan, televizyonlardan yayın yapıyor. Mesela şu uslup, şu anlatım Mehdiyet'in ilanı, anlatımı. Mehdi'den bahsediyor. Atatürk'ün bahsettiği de Mehdi. 2013'te açıklanacak olan yine Mehdi'dir. İnşallah. Başbakanın konuşmaları hep Mehdiyet'in ruhuyla. Başbakan yardımcılarının açıklamalarına bakıyoruz hep Mehdiyet'in ruhuyla. Obama'nın konuşmalarına bakıyoruz Mehdiyet'in ruhuyla. Putin'in konuşmalarına bakıyoruz o da Mehdiyet'in ruhuyla. Cayır cayır camiler kuruluyor. Müslümanlar caddelere sığmıyor. Cuma namazları kılınıyor. Trafik tıkanıyor. 2 milyon, 3 milyon kişi aynı anda namaz kılıyor. Hristiyanlık gittikçe geriliyor. İslamiyet gittikçe gelişiyor ve büyüyor. İnşallah. Bu ne bu? İşte Mehdiyet. Sonunda başkumandanlar olan diyor, Mehdi diyor, başlarına geçerek tarihi hak ve hakikate sevk edecek diyor. Bediüzzaman. Evet. Hocam, Mustafa Kemal Atatürk'ün Anadolu Ajansı'nın kuruluşuna ilişkin yayınladığı bir genelge olduğu ortaya çıktı. 1920 tarihli genelgede Atatürk cümlesine İstanbul'un İslam dininin can evi olduğunu belirterek başlıyor. Ayrıca Kurtuluş Savaşı'mızı kutsal bir savaş olarak adlandırmış. Anadolu Ajansı neden kurulduğunu açıkladığı genelgedeki cümleler şu şekilde. İslam'ın can evi olan Osmanlı saltanatı merkezinin düşman işgaline geçtiği, bütün ülke ve ulusumuzun en büyük tehlikeyle karşılaştığı, Rumeli ve Anadolu'nun giriştiği ulusal ve kutsal savaşım sırasında Müslüman kişilerin iç ve dış en doğru havadisle aydınlanmalarının zorunlu bir gereksinme olduğu önemli göz önüne alınmış. Bunun sonucu burada en yetkili kişilerden oluşan bir özel kurul yönetiminde Anadolu Ajansı adı altında bir kurum kurulmuştur. Kardeşim, Atatürk'ün ne kadar dindar olduğunu sonra öğrenince bir şok da buradan yaşar. Darwinistler bir bilimsel darbeyi bir bizden yediler. Atatürk'ün ne kadar dindar olduğunu da bizden öğrendiler. Bir de oradan darbe yediler. Yani şok üstüne şok. Abondene vaziyetler. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Knockout. Tabii boksu teşvik etmiyoruz da iyi bir şey değil. Efendim. Belgeselleri izliyorsun. Adem değerli. Adem dans etmemizi istemiyor. Adem düğünlerde döne döne oynuyorsun lan. Hergele. İspat ederim ya. Beni konuş. Yok. Lafa bak sen ya. Bizim milletimiz dansı sever. Karadeniz'de Laz havaları, Anadolu'da davul zurnayla,
Ege'de yine öyle, Zeybek'te, her yerde, Edirne'de öyle, sazlı sözlü her yerde bizim milletimiz oynar, güler, neşelenir, müzik dinler. Bırakın bu ayakları, bunlar boş. İnşallah. Hocam buyurun. İnşallah hocam. Hocam, Başbakan Erdoğan teşvik paketiyle ilgili yaptığı basın toplantısında tüm Türkiye'yi kapsayan bir teşvik hazırladıklarını ve bölgeler arasındaki refah farkını en aza indirmeyi hedeflediklerini söyledi. Özellikle Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesinin kendileri için özel önemi olduğunu belirtti. Gelin baba ocağına yatırım yapın diyerek girişimcilerin özellikle bu bölgelere yatırım yapmalarını istedi. Terör örgütünün bu yatırımları engellemek için elinden geleni yaptığını, ancak bu engeli aşma azminde olduklarını ifade etti. İran'ın zihniyeti bak şurada işte. Süper. Aynısı. İran'daki zihniyet. Sarıklı darwinistler yani. Oh, başka bir şey yok. Sarık taktım adam, zannediyor ki ooo Müslüman oldu. Ulan sen okulda müfredatın büyük bir bölümünü darwinizme ayırırsan, yaratılıştan bahsetmezsen, sen nasıl Müslüman oluyorsun? Nasıl Müslüman oluyorsun sen? Darwinizmi savunan müze açıyorsun devlet adıyla, eliyle. O İran'ın o kitaplarını getirttirelim, bunların kafasına onları bir efendim bilimle yağdıralım. Ahmet-i Necat'a da bir uyarı yazısı gönderelim. Yani İran gençliğini komünizmin göbeğine oturtturuyor. Ondan sonra da gizli komünistlik gelişiyor İran'da. İran, İstanbul'da yapılması gereken nükleer faaliyetlerle ilgili toplantının Çin'de yapılmasını teklif etmiş. Yani Türkiye'ye kale almadığını falan vurgulamaya çalışmış olabilir. Komünist Çin'de yapılmasını istiyor bak. Evet. Güven, Müslüman Türkiye'ye güvenmiyor da Komünist Çin'e güveniyor. Evet. İran onun için yani bir inanç şokunda benim gördüğüm. Yani bir çok samimiyetsiz bir rejim olabilir. Çok çok samimiyetsiz bir rejim oluşturmuş olabilirler. Yani o arka planına bakmak lazım. Ya bunların sakallarına aldanmamak lazım. Yani cübbelerine, sarıklarına aldanmamak lazım. Kökeninde komünist ideolojiyi cayır cayır eritiyorlar gençliğe. Komünist ülkelerle de iç içeler. Bir acayibat ve garayibat var, bir şey var. Yani bu konuyu bu yönüyle çok derin incelemek lazım, bakmak lazım. Çünkü Şiilikte, Caferilikte böyle bir inanç yok. Şii, Caferi kesimi böyle kandırmaya çalışarak komünist ideolojiye çaktırmadan, sezdirmeden çekmeye çalışıyorlar gibi görünüyor. Çünkü geleceği çok karanlık o zaman İran'ın. Darwinist materyalist yetişen gençlikten ne gelir kardeşim? Ne yapabilirler gençler? Adım adım komünizme doğru giderler. Allah esirgesin. Evet hocam. Hocam, Diyanet İşleri Başkanımız Sayın Profesör Doktor Mehmet Görmez, Diyarbakır Dicle Üniversitesi'nin düzenlediği bir sempozyumda bir konuşma yaptı. Son zamanlarda çok tartışılan din eğitimiyle ilgili olarak şunları söyledi. Tarih şunu gösteriyor ki inancını kaybeden bir toplum dilini, kültürünü, coğrafyasına bağlılığını da kaybediyor. Dolayısıyla kimliğini de kaybediyor. Kimliği oluşturan en önemli husus dindir, inançtır. Afrika'nın %70'i bu yüzyılın başında Müslümandı. Şu anda sadece %21'i Müslüman. Bu nedenle bütün İslam dünyasını düşünerek çalışmalarımızı yoğunlaştırmamız lazım. Bu nedenle din eğitimini tartışırken artık sadece misak-ı milli sınırları içerisindeki Türkiye Cumhuriyeti'ni düşünmek lüksüne sahip değiliz. Küresel ölçekte düşünmek gerek. Güzel konuşmuş. Ama Diyanet İşleri Başkanı'nın yapabileceği bir şey yok. Ancak bu kadar konuşur. Yani millet, bazı kardeşlerimiz diyor ki ya devlet yapsın, Diyanet İşleri Başkanı yapsın. Ne diyebilir Diyanet İşleri Başkanı? Mesela darinizm yanlışır diyebilir mi? Diyemez. Havalandırırlar böyle, kanatlanır uçar. Evet. Hiçbir şekilde diyemez. Yani okullarda yaratılış okutulsun diyemez.
İzmir'de Naif Bat. Efendim. Naif ne diyor? Evet. Naif de kafaya Amerikan bizonuna takmış. Ya bunlar gücü olmayan, kimsenin kale almadığı çok küçük nokta hareketler. Oturup bunu böyle kale alman, adam yerine koyman dar görüşlülük olur. Adam suç işlemiş. Efendim Türkiye'ye giremiyor. Her yerde polis arıyor. 3-5 kişi etrafına toplamış. Efendim cinsel sapıklıkla falan öyle kendince onları kendine rağm etmiş ya, böyle kaçamayacak hale, gidemeyecekleri hale getirmiş. Efendim Atatürk düşmanı, devlet düşmanı, Türk bayrağına düşman, Türk başta bayrağına ağır hakaretler eden bir sapık. Şimdi oturup sen bunu kale alırsan sen de onun kişiliğinde olmuş olursun. Böyle kimsenin kale almadı, adam yerine koymadı. Efendim, basit sıradan adamları dillendirmek yanlış olur. Biz yeteri kadar dikkat çektik. O yeterli olmuş. Daha yani oturup uzatmaya gerek yok yani. 30 kere söylenecek bir şey değil. Kaç defa söyledik, anlattık işte. Bu yeterlidir. Köpek görürse ne dersin? Haşt dersin. O kadar. İt yürür, kervan yürür derler. Bize muhalif yüzlerce, binlerce hizip ve fraksiyon var. Ne oluyor? Coşturuyor bizi. Bir yelkenli gemiye rüzgar ne kadar çok çarparsa o gemi o kadar hızlı gider. Maşallah. Eğer durgun olursa, çarpmazsa yelkene rüzgar, gemi gitmez. Onun için bizim de ne kadar çok muhalifimiz olursa o kadar canlanır, o kadar hızlı hareket eder, o kadar hızlı gelişir, o kadar etkili oluruz. Muhalefeti olmayan bir hareket ölü harekettir, ölmüştür. Yobazı, üçkağıtçısı, komünisti, dinsizi, imansızı, Allahsızı, kitapsızı karşımızda olacak ki bizim yaptığımız faaliyetin bir anlamı olsun. Değil mi? İti kopu ürecek, çimkirecek gibi bir faaliyetin anlamı olsun. Hiçbir karşıtın yok, faaliyet yapıyorum diyorsun. O bir acayip bir şey olur. Onun için öyle bir uslup yersiz. Yani sen iti kopuğu, çakalı efendim, adam yerine korsan, maazallah ne yüzü billah, istemeden onların adamı konumuna düşersin. Kale alırsın. Sokakta biz giderken mesela köpekler görüyoruz. Gayet normal. Çimkiriyor bir köpek, havlıyor falan arabaya. Ne mahsur var arabadan, geçip gidiyorsun. Değil mi? Ama arabayı durdurursan, işi gücü bırakıp köpeğin peşinden takılırsan elinde sopayla falan, bu delilik olur yani. Bu çok anormal bir hareket olur. Değil mi anladın? Millet sorar nedir zorun falan gibisi. Çünkü sen gidiyorsun tam gaz, işine gidiyorsun yani. Yani yolun. En fazla senin şevkini artırır. O kadar. Efendim. Peygamber Efendimiz zamanında müşrikler peygamberimize savaş açtılar. Senin gibi mi düşünüyordu o zamanki peygamberimiz? Kalem alıyordu onları. Yok. Münafıklar Dırar Mescidi'ni kurmuşlardı. Peygamberimiz kalem aldı. Yok. Ne yaptı? Müslümanların şevkini artırdı. Heyecanını artırdı. Onun için öyle zayıf, kişiliksiz insanlarda, şahsiyetsiz insanlarda küçük engeller gözlerine çok büyük görünür. Yani gözünün önüne mesela hafif bir toz parçası gelse onu gözüne dağ gibi görür ve kişiliksizleşir. Müslümanın karşısına dağ gibi engeller çıkacak, onu aşacak. Hatta Mehdi'nin önüne diyor, değil mi? Dağlar çıkar. Dağlar nedir işte? Yobazlar, münafıklar. Dağ dediği, topraktan dağ kastedilmiyor ki orada. Tabii hocam. İnsan dağları kastediliyor. Yobaz ve münafık, iblisun ve iblisat, şeytanun, şeytanat, efendim, kafirun ve kafirat, müşrikün ve müşrikat,
ordular. Bunlar bir dağ gibi olacak diyor Peygamberimiz Mehdi'nin önünde. Mehdi ne yapacak diyor? Ezecek diyor, ezecek. Ezeriz. İlimle, bilimle, akılla. Aciz ve titrek zavallı uslup, karaktersiz, zayıf insanların şenidir. Çok adi insanlar da olur ama gücü yetmez. Bir şey görür, morali bozulur, böyle felç olur. Azmi kırılır, el ayağı boşanır böyle. Müslüman av gördü mü, panter nasıl avını gördüğünde heyecanlanıyor. Değil mi hayvan? Panterin gözünde ışıltı parlıyor. Efendim, kovalar. Bir de panter hemen avın üstüne çökmüyor mübarek. Ne yapıyor? Bekliyor. Sabrediyor. Onun çok müsait konumunu bekler. Sonunu paralele alır. Var gücüyle koşmaya başlar. O koşar, o koşar, o koşar, o koşar. Tek pençede vurdum altını alır. Müslümanın yöntemi de böyledir. Akılcıdır. Yani akılcı takip eder, yapar. Biz de hukuk kanunuyla hareket ediyoruz. Hukukun kanunu elip ağırdır. Yani hızlı olmaz hukuk. Yavaş gider fakat sağlam vurur. Birçok çakallık yapan, itlik yapan insan şu an zavallı kanıma geldiler. Hukukla, kanunla. Değil mi? Çok çok zavallı hale gelir ama bu aylar alan bir süreç oluyor. Yıllar alan bir süreç olabiliyor ama hukuk vurdun mu kanun retçesini çevirir adamın. Yani kafası gözü birbirine girer, ağzı burnu birbirine girer. Onun için bir süre suçlular serbest gezer bazen. Yani ferah ferah gezerler. O sille yemeyecekleri anlamına gelmez. Ama bazen hani uyandırma şeyi derler. Merizi diyelim. Merizi. Bulandırır denizi derler. Onun için böyle avşakların kafası hukukla kanla ezilmeden önce fazla uyarmak doğru olmaz. Uyandırmamak lazım ki hukuk, kanun, polis rahat çalışsın. Yani kıskıvrak yakalanması için bu gerekir. Bazı hoptirikler istiyorlar ki şamata yapalım, gaygara yapalım. İşte şöyle yapacağız, böyle olacak, hukuk şunu yapacak, bunu yapacak. Söylenmez bu. Efendim. Hoppala, beni göstermiyor kamera. Nedir bu ya? Şu çenemi bir kaşıdım. Şak, kamera gitti, sonra bir daha da gelmiyor. Bana sarhoş diyorlar, varsın desinler, aşk yolunda berduşum ben, kaderim böyle. Aşk yolunda berduşum ben, kaderim böyle. Evet. Resulullah zamanında Resulullah'a tabi olan çok az insan var. İlk başta 10-12 kişiydi başlangıçta. 30-40 kişi oldular. Siz anlatıyordunuz ya. Evet. Münafı iti kopuğu çakalı. Kudurmuş gibi. Saldırmaya başladılar. Ağır yaralamalar. Müslümanlar şehit etmeler. Hakaretler, iftiralar. Resulullah ne yaptı? Şevki arttı. Heyecan arttı. Sevabı arttı. O devirde kazandığı sevap, vefatına yakın aldığı sevapla aynı değil. Başlangıcı sevabı denizler gibi, okyanuslar gibi topladı. Rahatlık geldim mi, hakaret, iftira bittim mi, saldırı bittim mi, biter, azalır, sevap çok azalır. Onun için Müslüman böyle cılız ruhtan şiddetle kaçınacak. Değil mi? Çok cesur, klas ve kaliteli olacak. Allah ona bir mücadele imkanı verdiğinde ondan heyecan duyacak, sevinç duyacak. Onu nimet olarak görüp iyi değerlendirecek. İnşallah. Kardeşim istiyor ki adam darwinist olmasın, materyalist olmasın, komünist olmasın, münafık da olmasın, it kopuk da olmasın, Amerikan bizonu olmasın, efendim müşrikin ve müşrikat olmasın, şeytan olmasın.
Eşek gibi yan gel yat, öyle mi? Sen niye geldin o zaman dünyaya? Neyine mücadele edeceksin sen? Olur mu öyle şey? Karşılaşacaksın. Aklına, fikrinden çok güzel karşılığı vereceksin. İnşallah. İnşallah. Okulda din dersi olmaz. Kim diyor? Mehmet Altan. Dindar Kemalizm istemiyoruz. Niye istemiyor acaba? Anlatayım hocam. Evet. Taraf gazetesinde Mehmet Altan'ın röportajı yayınlandı. Röportaj boyunca AK Parti'yi eleştiriyor ve rövanş duygusuyla davrandıklarını söylüyor. Star gazetesinden de iktidarı eleştirdiği için çıkarıldığını iddia ediyor. 4+4+4 yasasını korkunç bir yasa olarak nitelendiriyor ve bu reform değildir. Laik ülkeyle alakası olmayan bir uygulamadır. Hükümet onlara yıllar önce yapılanların bu kanunla baskı yoluyla revanşını almaya çalışıyor. Önemli olan demokrat gençlik oluşturulmasıdır. Dindar gençlik değil. Okulda din dersi olmaz. Eğer çok cesaretleri varsa tevhid-i tedrisat kanunu kaldırsınlar. AK Parti herkesten aldığı vergiyle kendi seçmenini mutlu etmeye çalışıyor. Bu laiklikle çelişiyor. Bu kanun bir skandaldır diyor. Amma abartmış. Amma gereksiz girişleri yapmış. Din bir kere kültürdür ya. Yani bir Müslüman ülkede yaşayacak genç diyecektir ki sen hangi dindensin? Ya bilmiyorum diyecek. Dinin şartları nedir? Dinin özelliklerini bilmiyorum diyecek. O zaman hiçbir şey okutmayalım öğrencilere. Biyolojiye de gerek yok. Fiziği de öğrenmesinler. Ne gerek var? Kimyaya da öğrenmesinler. Değil mi? Tabii. Tarih bilgisinin de gerek yok. Osmanlı tarihini öğrenmeyelim. Değil mi? Evet, tabii. Sümerler falan ne gerek var ya? Hiçbir şey öğrenmesinler. Musevi'yi de bilmesinler. Hristiyanlığı da bilmesinler. Komünizmi, faşizmi de hiçbir şey bilmesinler. Despotluktur bu. Olur mu öyle şey? Baskıcılıktır. Bırak her şeyi öğrensin millet. Her şeyi öğrensinler. Hiçbir fikir yasak olmasın kardeş. Hiçbir düşünce, hiçbir inanç yasak olmasın. Gürül gürül okunsun. Ne demek yani? Efendim. Ne yapalım, ne edelim? Bir buçuk dakika kadar ara verelim, devam edelim. İnşallah. Semra ile birlikte hocamızın sohbetine devam ediyoruz inşallah. Semra Sultan'la birlikte. İnşallah. Ne var, şarkı türkümüz yok mu? Ya kardeşim, ben alafranga o kadar beni açmıyor. Çok hareketli parça olursa hoşuma gidiyor da. Fakat ağır parça hoşuma gitmiyor. Çok çok hareketli olması lazım. Alafrangaysa. Evet, evet. Alaturkaysa da darbuka konuşacak. İnşallah. Zil ortalığı yıkacak. Klarnet ağlayacak. Kanun dile gelecek. İnşallah. Cümbüş şakıyacak. İnşallah. Şahanesin. Maşallah. Canım kardeşim, teknik sorun yaşıyoruz herhalde, değil mi? Evet. Efendim. Evet hocam, sizi dinliyoruz. Hocam, bugün Mehmet Şevket Elgi hocamız yine Müslümanların birlik olmaları gerektiğiyle ilgili bir yazı yazmış. Hizipleşmenin çok büyük bir tehlike olduğunu belirtmiş ve salih olsun, fasık olsun tüm müminler tek bir ümmettir. Kur'an bütün müminlerin kardeş olduğunu beyan etmektedir. Allah'ın tesis etmiş olduğu bu kardeşliği yıkanlar, zedeleyenler haindir, merduttur şeklinde ifade etmiş. Doğru, güzel söylemiş. Bediüzzaman'ın üslubu durum. İnşallah. Efendim, Viyana'dan bir doktor kardeşimiz yazmış. Yakışıklı, karizmatik hocam diyor. Sizleri çok seviyorum diyor. Elinizi öpüyorum diyor. Maşallah. Hocam çok nükledansınız diyor. Mübarek sözleriniz hem nükleli hem çok derin manalı maşallah diyor. Mart 2012'den beri sizleri izlemeye bir vesile tevafuk oldu. Allah'a şükür. İnşallah izlemeye devam ediyorum diyor hocam diyor. Yalnız A9 TV o kadar güzel ki sizleri özellikle izlemeye doyamıyorum. Allah'a alem, işi gücü bırakıp sizleri dinlemeye başladım.
Resmen A9 hastalığına tutuldum hocam diyor. Ne yapayım diyor. Özkan Yıldırım maşallah. Maşallah. Gönlümden gönlüne gizlice geldim. Oturdum başucuna seni izledim. Alnına bir buse koydum. Hasret giderdim. Özledim gül kokulum. Özledim seni. Sen cansın. Canımdaki can. Canan. Gönül sarayımdaki tahta. Tahtasın diyor. Gül yüzlü tahta oturan diyor. Gül yüzlü sultan. Sarılsam, sarılsam gül kokunu duysam. Özledim gül kokulum, özledim seni. Özledim cennet gözlüm, özledim seni. Efendim, Samira Hanım yazmış. Şey mi bu, şarkı mı, ney bu? Öyle mi? Ne o haber? Bu hocam şey, Amerika'nın dünya çapında en ünlü büyük dergilerinden Time'ın bu haftaki kapağının başlığı Cennet. Amerikan halkı üzerinde bir araştırma yapmışlar. %85'in cennetin varlığına inandığı ortaya çıkmış. Hmm. Ayrıca cennete ve ahiretin varlığına inanmanın insanların hayatına çok olumlu değişiklikler yaptığı, dindar gençlerin daha aktif çalışmalar yaptığı, daha sorumluluk sahibi oldukları, mücadele güçlerinin arttığını örneklerle anlatılmış. Dinsiz insan mahvolur ya psikolojik olarak. İnsan bünyesi kaldırmaz dinsizliği. Biz dindar olarak normal yaşayacak şekilde yaratılıyoruz. Yani bünyemiz ona göre yaratılmıştır. İnsan dinsiz olduğunda ruh hastası olur, Allah seversen, perişan olur. Yani psikolojik olarak muazzam bir sıkıntıya girer, vücudu çöker. Vücudu kendine saldırır. Dinsizim diyen bile mutlaka gizli bir dindarlığı vardır. Mutlaka Allah'a inanır. Evet. Fakat vicdanıyla savaşır. Evet. Yani gerçek anlamda dinsiz olması insanın teknik olarak imkansızdır. Yani fizik yapısına, ruh yapısına uygun değil. Yani görülmüş bir şey değildir. Evet hocam dinliyoruz. Hocam Ahmet Hakan yine hükümete yönelik bir eleştiri yazısı yazdı. Yazısında 12 Eylül ile ilgili bir yargı sürecinin başladığını ancak hiç kimsenin bundan fazla bir sevinç duyamadığını belirterek bunun nedenlerini şöyle sıraladı. Çünkü bir yandan bilim insanları yazarlar KCK iddianamesinin içinde yatakçı elebaşı diye nitelendiriliyor. Özgürlük rüzgarları tahammülsüzlük girdaplarında boğuluyor. Tıpkı darbe günlerinde olduğu gibi iftiralar, kara çalmalar, tehditler gırla gidiyor. Tazikli su, biber gazı ve cop üşüsü egemenliğini koruyor. Söz söyleyenin terörist olarak ilan edilme ihtimalinde bir düşüş kaydedilmiyor dedi. Ayrıca hükümetin darbecileri yargılıyoruz diye daha da havaya girip kazanılan puanlar sayesinde daha da kibirli olacağını ve daha tahammülsüz ve uzlaşılmaz hale geleceğini iddia etti. Evet. Ahmet Hakan, ne diyorsun sen bu konuşmasına? Hocam tabii ki bu anlattıkları doğru değil. Çünkü bir delile dayalı olarak yargının yaptığı gözaltılar bunlar. Hükümetle genel olarak bir alakası olmuyor aslında temelde. Bir de zaten eğer bir suçlu varsa yine yargı önünde suçlu hale gelecek. Serbest bırakılacaklar geri kalanlarda. Ama hükümetin yaptığı burada 12 Eylül ile ilgili olan da darbeyle ilgili olan da doğru bir şey. Zaten daha önceden yapılması gereken bir şeydi. Şu an yapılıyor. Doğru bir şey yani. Maşallah. Efendim. Adnan Oktar, 1956, Ankara doğumlu. Yusuf Oktar Arslan, 1907, Türkiye doğumlu babamın. Yusuf Oktar Arslan. Babamın babası Ömer Hacı Yusufoğlu, 1859 Kafkasya'da yaşamış. Beşdağ şehri civarında. 1902 yılında Bala'ya geçmişler. Beşdağ şehri civarında, Kafkasya'da. Hacı Yusufoğlu, Ömer Hacı Yusufoğlu, 1859. Hacı Yusuf Bestenoğlu, 1841-1902 yılında hac farizesini ifa etmek üzere anneannemiz Köşan ile Kafkasya'dan Osmanlı İmparatorluğu'na, oradan da Mekke'ye geldi, orada vefat etti. Orada, mezarları orada. Mekke'de mezarları, dedemin. Hacı Yusuf Bestenoğlu. 1841-1902 yılında hac farizesini ifa etmek üzere eşi Köşan'la Kafkasya'dan Osmanlı İmparatorluğu'na, oradan da Mekke'ye geldi, orada vefat etti. Besten, Beyarslan, büyük dedem,
Bey Arslan Arslanov. O Arslan soyadı ta Hazreti Ali'den itibaren sürekli gelmiş. Beslen Bey Arslan Arslanov. 1780-90 doğumlu. 1886 yılının nüfus sayımı sırasında Beştağ şehrinin civarında 3 kardeş Beslan, Murzabek ve Aslanbek Arslanovlar aileleriyle yaşıyorlardı. Bunlar da dedemin kardeşleri Beslan, Murzabek ve Aslanbek. Musa Kasay soyundan Aslan Hacı, yani silsile olarak devam ediyorum. 1713 Kasay ailesinden Beşdağ dağlarında Sivas Topol civarında yaşıyordu. Halk arasında Seyit olduğu biliniyordu. Evli olduğu annemiz de Seyide annemiz. Hem Seyide hem Şerif annemiz. Musal Sultanoğlu 1651 yılı 9. kuşak Sultan Murat Kasay oğlu 1622-1643 Nogay Hanlığı dağıldıktan sonra Kasay soyunun başkanıydı. Rus Çarı Mihail'in büyük elçisi Kont'la konuşması sırasında Nogay Hanlığı'nın eski büyüklüğü artık kalmadı diyerek ben kendi soyumla Çerkeslerin topraklarına Kafkaslara geçmek istiyorum diye söylemişti. Rusya eski el yazmalar arşivi 1640 orada bu konuşması geçiyor dedemin. Yani Rus arşivlerinden alınma bu bilgi. 10. kuşak Kasay İslamoğlu dedem yine 1610-1627 şimdiki Sivas Topol şehri civarında kendi çiftlikleri vardı. Seyit olduğu biliniyor. Seyide annemizle evlenmiş. Yani hem Seyit hem Şerif, Seyide hem Şerife annemizle evlenmiş. İslam Seyit Ahmetoğlu, yani hep Seyit annelerinden evlenmişler. Seyit Ahmet Muhammedoğlu Nogay Hanlığı'nın hanı han tahtına 1584 yılında geldi. 1587 yılında şehit edildi. Yine Seyide anne ile evli. Din Muhammed İsmailoğlu 13. kuşak Nogay Hanlığı'nın hanı erken yaşında öldü. Sonra da tahta kardeşi olan Seyit Ahmet geçti. 1563 ile 1578 arasında Nogay Hane olarak tahta kaldı. İsmail Musaoğlu 14. kuşak. 1544 yılında Nogay Hanlığı'nın hanıydı. Bazı kayıtlara göre 100 bin kişiye kadar ordusu vardı. 1563 yılında vefat etti. 15. kuşak Musa Vakkasoğlu 1472-1502 Nogay Hanlığı'nın kurucularından biri ve uzun yıllardır Nogay Hanlığı'nın hanı olmuştur. 1504 yılında vefat etti. Nogay ordusunu siyasi bir güç hale gelmesini sağlayan kişi, tarihi belgelere göre Deşti Kıpçak Hakimi ismiyle de tanınır. 16. kuşak, yani soyumuzun 16. kuşağı, Vakkas Nurettinoğlu Beylerbeyi, 1428-1440, 1447 yılı, 48 yıl, 1447-48 yılında savaş meydanında şehit edilmiş. Nurettin Adigeyoğlu 17. kuşak Saadettin Din Ahmet'in soyundandır. 1412 veya 1419 yılında daha babası hayattayken savaş meydanında vefat etmiş, şehit olmuş. Mezarı Altın Ordu başkenti Sayarcık şehrinde. Adige Kutlu Kiyaoğlu 18. kuşak 1376 Cengiz Han soyundan olan Altın Ordu Hanı Toktamış yanından Beylerbeyi'ydi, yani emiriydi. 1419 yılında biz Türkler Moğollardan bağımsız hükümdarlık alalım diyerek Nogay Tatar Hanlığı'nı kurmak için Toktamış Han'dan izin istedi. 1419 yılında Rus arşivlerinde bu kişinin Seyit olduğuna dair kayıt vardır. Bak 18. kuşakta da dedemin Seyit olduğu kayıtlı. İnşallah. Yani hep Seyide Şerif annelerine evlenmişler. Ayrıca Seyit olduğuna dair defalarca kayıt var. 1411-1419 yılları savaş meydanında Yayık Nehri'nde şehit olmuş. Maşallah. Rusya tarihinde çok meşhur bir şahıstı. Tarihi kayıtlara göre antropolojik olarak Moğollarla bir alakası yoktu. Esmer ve siyah saçlıydı.
Kendisi de arşiv belgelere göre Altın Ordu Hanı Toktamış Kureyş soyundan olduğunu ve peygamber soyundan geldiğini söylemişti. Adige'nin bu iddiası o yüzyıllardan gelen birçok el yazmasında ve belgelerde kayıtlıdır. Yezdi Şerif Şerefeddin Ali, Kadir Alibek, Ebul Gazi, Ubeydullah El Harzami, Horazmi, 19. kuşak Kutlu Kıya, Kadir Kıyaoğlu Kumkent şehrinde doğdu ve babası vefat ettikten sonra Kumkent'in hükümdarı oldu. 20. kuşak Kadir Kıya İslamoğlu Ural ve Volga nehirler arasında doğmuştur. 21. kuşak İslam Kıya Karapçıoğlu, isimlerde olan bu Kıya eki Nogaylar'da bir kişinin seyit olduğunu gösteren ektir. Hep Kıya bak Kadir Kıya İslam Kıya. İslam Kıya Karapçıoğlu isimlerde olan Kıya eki Nogaylar'da bir kişinin seyit olduğunu, yani peygamberimizin soyundan geldiğini gösteren ektir. İlgili bilimsel kaynaklar da vermiş burada. Yani kitap kaynakları. Bunların hepsi kitap kaynaklarından. Yani bilimsel kaynaklar ve el yazmalarına verilmiş açıklamalar. Yaşadığı yerler yine Volga Nehri ve Ural Nehri arasında Türk topraklarıydı. Yani Altın Ordu toprakları. 22. kuşak Karapçı Termeoğlu Kumkent'te yaşıyordu. Güney Kazakistan. 23. kuşak Terme Saadettin Ahmet Altın Ordu'da yaşıyordu. Kumkent şehrinde. 24. kuşak Saadettin Ahmet Baba Tuklis, Sadreddin Din Ahmet'in tebliğiyle Altın Ordu Hanı Özbek Han İslam'ı kabul etmiştir ve bu tarihten sonra Altın Ordu İslam devleti haline gelmiştir. 1312. 25. kuşak Sultan Celaleddin Osmanoğlu Konstantinopol'da yaşamıştır, İstanbul'da yaşamış. 1638 tarihli arşiv kayıtlarına göre Sultan Celaleddin'in iki oğlu vardı. Biri Ethem, diğeri de Sadreddin'dir. Yani bu da yine resmi kaynak, arşiv kaynakları. 26. kuşak Sultan Osman Medinelidir. 27. kuşak Ebul Hak veya Abdelhak Medine'de yaşamıştır. 28. kuşak Sultan Sadak Hatay hükümdarı. 29. kuşak Sultan Selim Ebu Halife Hatay hükümdarı. 30. kuşak Sultan Ebu Las Hatay hükümdarı. 31. kuşak Sultan Mevlüt, Sarserah hükümdarı, Bağdat Halifeliği'nin büyük ticari bir şehridir. Bağdat Halifeliği'nin büyük bir ticari şehridir. Sultan Kaydah veya Kayda, Sarserah hükümdarı. 33. kuşak Sultan Veled, Sarserah hükümdarı. 34. Sultan Haled, Sarserah hükümdarı. 35. kuşak Sultan Hürmüz Mısır'da, 36. kuşak Sultan Kav veya Kagab bin Muhammed Şam hükümdarı, 37. kuşak Muhammed bin Ali bin Ebu Talib İbni Hanefiye Medine'de yaşadı, 38. kuşak Hazreti Ali ve eşi Hanefi kabilesinin Hazreti Ali'nin lakabı Allah'ın arslanıdır. Arslan soyadı bu lakaptan gelmektedir. Bak, sonuna kadar, evet, bu yıla kadar hep aslan o şekilde gelmiş. Maşallah. 39. kuşakta Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Maşallah, elhamdülillah. O arada da dedelerimin bir çoğu, demin söylediklerim dedelerimden bir çoğu, hep Seyit ve Şerife annelerine evlenmiş. Evet. Seyit ve Şerife annelerine. O yönden de hem Seyitlik, Şeriflik devam etmiş, hem de bu yoldan devam etmiş. Evet. Maşallah. Maşallah. Bak bu da Rus arşivinde Besten Arslan, dedemin şehit edilmek için listeye koymuşlar. Bu sırada dedemi. Besten Arslan, evet, ve ailesi. Hükümet hepsinin katledilmesine karar vermiş. Onlar da kaçmışlar. Hicret etmişler maşallah. Bu da nüfus cüzdanında annemin babam Yusuf'una bakın. Yusuf Oktar Arslan. Medeha Oktan Arslan. Evet. Görüyor musun? Evet. Arslan. Bak Yusuf Oktar Arslan. Görünüyor mu şu an? Evet hocam. Maşallah. Ekranda da hani. Hangi ekranda? Tamam. Evet. Evet.
Seyit olmak tabii çok büyük bir nimet. Maşallah. Ben son öğrendim seyit olduğumu. Yani bilimsel araştırma yaptırdık. O zaman anladım. Tahmin ediyordum. Amcamlardan öyle bir söz gelmişti onlar. Fakat bir profesöre verdik. Çok kapsamlı resmi arşivden çıkarttı. Bir yıl uğraştı. Yani üniversite tezi olarak hazırladı. Bir yıl hazırladı. Çok kapsamlı. Hepsi belli. Maşallah. Evet. Hocam buyurun. Hocam, KCK iddianamesinde tutuklu yargılanan bazı akademisyenlerin siyaset akademilerinde öğrencilere halk nasıl ayaklandırılır, ülke nasıl bölünmenin eşiğine getirilir gibi dersler verdikleri ve bu müfredatın Kandil'de PKK militanlarına uygulanan eğitimin aynısı olduğu belirtilmişti. İddianame ile ilgili yeni ortaya çıkan bilgilere göre örgüt yöneticisi olmakla suçlanan Cihan Deniz Zarakoğlu'nun da siyaset akademilerinde öğrencilere eski toplumlarda mitolojik anlayıştan haşa dogmatik din anlayışına geçildiği ve yönetenlerin yönetilenler üzerinde itaati sağlayabilmek için dini oluşturduklarını iddia ettiği tespit edilmiş ve bunu anlattı. Ayrıca öğrencilere insanın oluşumunu ve tarihin oluşumunu Darwinizmle açıklayan uzun dersler verdiği belirtilmiş. İşte kardeşim, biz deccaliyeti açıklıyoruz. Bak, İran'ı deccaliyet kaplamış. Goya şeriatla idare ediliyor. Şer'i hukuk var diyorlar. Nerenin şeriatı? Komünizm hakim olmuş. Komünizm İran'ın üstüne çökmüş. Kadroları komünistler kontrol altına almışlar. Darwinizm, materyalist sistem bağırta bağırta din adına, İslam adına, Kur'an adına öğretiliyor gençliğe. Ve cayır cayır komünist üretiyor İran. Ve komünist ülkeleri de iç içe. Hiçbir şekilde inanmadığı halde hayalet Mehdi inancını yayıyor. Hiçbiri inanmıyordur devlet kadrolarının. Fakat komünizmin kan dökme ideolojisine uygun bir Mehdiyet görüşü geliştirdikleri için dünyanın dörtte üçünü kana boğayacağız diyor. Zaten proletarya devrimi, kızıl diktatörlük neyi savunuyor? Kızıl kan denizinin ufkundan kızıl bir güneş doğacak diyorlar. İran ne diyor? Biz de aynısını yapacağız evet, diyor. Evet. Komünistlerin aynı kafa. Aynı kan kafası. Dolayısıyla İran'ın kendine gelmesi gerekiyor. Darwinizm, materyalizm terk etmesi gerekiyor. Gerçi Türkiye'de Darwinizm, materyalizm eğitiliyor ama Türkiye laik bir ülke. Yine bir açıklaması var. Siz diyorsunuz ki biz Kur'an'la yönetiyoruz. Dürüst olun. Kur'an'la yönetmiyorsun sen. Darwinizm, materyalizm sistemle yönetiyorsun. Dünyayı Darwinizm, materyalizm sarmış. Büyük bir tehlike ve resmi olarak dayatma tarzında, diktatörlük tarzında bütün dünyada Darwinizm gençlere öğretiliyor. Zorla. İnanmadıkları halde. Biz de var gücümüzle bu demagojiyi, bu yalanı ortadan kaldırmak için gayret ediyoruz ve çok güzel netice aldık. Ve almaya da devam ediyoruz inşallah. Efendim, A9 TV'de Smart'tan seyredemiyormuş kardeşimiz. Özkan Yıldırım, ne yapacağız? A9 TV'den bakabilir nasıl diye Smart'ın yeniden yüklendiğine. A9 TV'ye girecek, ne diyecek? Evet, a9.com.tr sitemizden D-Smart nasıl yüklenir diye orada bakacak şeyler var, kutular. O kutularda D-Smart diye yer var. Oraya girip D-Smart'tan uydu yüklemesi nasıl yapılabilir? Ya bu D-Smart'a daha kapsamlı bir ana yerden verin de. Tamam, inşallah. İnşallah. Bir daha söyle çocuğa da o düzelsin. A9.com.tr adresimize girecek inşallah. Orada D-Smart'tan nasıl bağlantı sağlanır? Onunla ilgili video var. O linke tıklayarak oradan videoyu seyredecek inşallah. Evet. Canım, selam canım içi hocam. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hocam, sadece size çok sevdiğimi söylemek istiyorum. Bir an önce İstanbul'a gidip size sıkı sıkı sarılıp sizi bağrıma basmak istiyorum diyor. Bir hanım kardeşimiz. Allah razı olsun. Manen çok sevdiğine inanıyorum. İnşallah Allah kalbini imanla, derin sevgiyle doldursun maşallah. Evet.
Bazen öyle tatlı, öyle isabetli benzetmeler konuyu anlatıyorsun ki seni dinlerken Allahu alem nefes falan almayı unutuyoruz diyor. Arada nefes almamız için az aşk sarhoşu parçasını söylemenizde bir hikmet var maşallah canım hocam diyor. Arka fon da niye A9 var? İşte güzel Türk bayrakları var. Mavi renk var. Bence hoş. Niye? Evet, çok güzel. Güzel. Rengi de mi? Çok güzel. Bak çingil çingil sesler ne? Müzikli. Evet, şu. Hocam ben bir zamanlar sizi takip etmeden önce Darwinistlerin ellerinde bazı deliller var diye biliyordum. Mantıklı insanlar, Darwinist imanlı insanlar mümin olur diye lanse ediliyordu. Sayenizde öğrendim ki İslam hem mantığa hem de imana hitap ediyor. Mutlak gerçekler gizlenmeye çalışıyor. Milli Eğitim Bakanlığı müfredatı ve TRT neden Darwinizm içerikli yayınlardan vazgeçmiyor? Sizce ne zaman değişebilir? Kardeşim devlet kurtulamaz bundan. Siz olayın fevkalarını anlamamışsınız. Deccaliyet dünyaya hakim olmuş durumda diyorum. Türkiye'nin yapabileceği bir şey yok. İran'ın da yapabileceği bir şey yok. Bak İran, şeriatla idare edildik diyor. Yani Kur'an'la idare ediliyoruz biz diyor. Ana müfredat Darwinizm üstüne dayalı. Dünyadaki en kapsamlı Darwinist eğitim İran'da var. Ve aynen komünist eğitim yapılıyor devlet. Materyalist eğitim yapıyor. Bütün yaratılışı diyalektikle açıklıyorlar. Diyalektik felsefeyle açıklıyorlar. Türkiye'de de yaratılış diyalektik felsefeyle anlatılıyor. Allah yarattı demek yasaktır okullarda. Hiçbir de diyemezsin. Üniversite, ortaokul, lise. Hiçbir yerde bir öğretmen çıkıp kainat Allah yarattı diyemez. Evet. Tesadüfler sonucu diyalektik kanunlara dayalı olarak kendiliğinden oluşmuştur diyebilir. Darwinist, materyalist eğitimle konuyu açıklayabilir. Dolayısıyla biz anlatıyoruz, bazı insanlar şaka geliyor. Deccal'ın eser almadığı hiçbir yer yok. Yani ahir zaman şiddeti oradan. Suudi Arabistan'da Darwinizm'de eğitim yapılıyor. Tabii. Suudi Arabistan'da. Bütün mollalar, hocalar, üst takım hep Darwinist. El Eser'in hocalarının büyük bölümü Darwinist, materyalistler. Yani fevkaledeli kardeşlerimiz daha yeni yeni kavruyorlar. Yobaz takımının büyük bölümü hiç alakası Darwinizm'e. Yani onlar zaten korkmuş, silmiş, pısmış vaziyetteler. Yani onlar tamamen ele tek çekmiş vaziyetteler. Bunlarla ve gırtlak gırtlağa mücadele eden bir tek biz varız. İran'da muazzam bir komünist hayranlığı vardır. Yani Müslüman komünist havasındalar. Bütün yöntemler, stil falan komünizme dayalı. Devlet yönetiminde de öyle. Yani sosyalist komünist yapı hakim. Adana İslam koymuşlar. Müslümanlık koymuşlar. Bir Mehdiyet'ten bahsediyorlar. Hiçbiri inanmıyor. Onu öyle bir kabuk konu olarak getirmişler. Hangisi inanır ya duvarda Mehdi'nin görüneceğine, her odaya gireceğine, onlara battaniye yiyecek bilmem ne falan getirecekmiş evlerine. Hiçbiri inanmıyor. İran'da hakim olan, Suriye'de hakim olan komünizmdir. Onun için birbirlerine çok iyi ittifak halindeler. Yani Alevilikle falan olayın alakası yok. Alevilik çok müberra, muhterem bir düşüncedir. Allah aşkını, Hazreti Ali'ye olan sevgiyi ifade eder. Burada komünizm var. Ne alakası var? Alevilikle Darwinizm ne bağlantısı olabilir? Şiilikten ne bağlantısı olabilir? Şia'da nerede görülmüş? 12 imam Darwinist mi olun dedi bunlara. Materyalist mi olun dedi. Komünist ülkelerle kucak kucağı mı olun dedi. Fakat bizden geçemeyeceklerini biliyorlar. İnşallah. O solcu gençler ne diyorlardı? Adnan Hoca ne diyor? Mutluluğumuz mu bozuluyor? Bir şey yazıyor diye şeyde. Azap mı başladı diyor? Izdırap mı başladı? Ya bir ızdırap evet. Diyorlar. Izdırap değil mi? Evet. O nerede o şey resim? Vardı arkadaşlar. Onlar hep kayıp. Onlar olmaz. Onların hepsini bir araya getirin. İnşallah.
Ha 5 yıllık zulüm diyor, zulüm. Zulüm. Ulan niye zulüm olsun? Bilimsel gerçekleri söylüyoruz. Zulüm olması için Darwinizmi yasaklarsın, Darwinistler gidip tutuklarsın, bilimi yasaklarsın. Biz diyoruz ki Darwinistler Darwinizmi özgürce çok çok daha rahat anlatsın, devlet de çok çok rahat anlatsın. Ondan sonra efendim, fakat cevabına küçük bir yer ayıralım diyoruz. 10 saat Darwinizmi anlatılsın, yarım saat cevap vereyim. O kadar. Tabii. İstediğimiz bu. 10 saat anlatsın devlet. Komünizmi 10 saat anlatsınlar. Bize 1 saat cevap verme hakkı versinler. Bu kadar. Yahut yarım saat. Buna yanaşmıyorlar kardeşim. Sorun bu. Yani toz duman edeceğimizden eminler. Efendim. Tabi müsaade etmezlerse de biz yine bir yolunu buluyoruz. Çünkü yollar açık. Bütün yollar Roma'ya. İnşallah. İnşallah. Efendim ben söyleyeyim. Bu mevsimde kabun. Hayret ya maşallah. Maşallah. Oraya gelmeden önce İstinye taraflarına gittim. Efendim erik çıkmış, yeşil erik. Erik aldım biraz. Efendim ben söyleyeyim. Güzel çilek aldım. Kara dut aldım. Maşallah. Görpe karadut. Efendim. Güzellik olarak anlatıyoruz. Maşallah. Efendim. Şeyhimiz Sultanımız Şeyh Nazım Kıbrıs Hazretleri dün çok iyiymiş maşallah. Kilosu 66 kiloya çıkmış maşallah. Maşallah. Dışarıda oturmuş. Cuma namazını kıldıktan sonra pencereden ihvanlara 5 dakika konuşmuş maşallah. Sabah süt içmiş, yumurta yemiş, öğlen yoğurt ve etli çorba içmiş maşallah. Mantarlı yumurta yemiş, sote et yemiş, vay 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 şeyhimizin iştahı bayağı açılmış. Mantar çorbası içmiş, sütlaç yemiş, etli enginar yemiş maşallah elhamdülillah. Pehlivan, pehlivan şeyhimiz maşallah. Allah sağlık, sıhhat, afiyet, güzellik versin. Bir de daha bir yakışıklı oldu şeyhimiz. Şeyler oldu yani maşallah. Zaten yakışıklıydı, daha iyi oldu. Seyir Salih Özcan hocamız da daha iyi maşallah. Hastanedeydi. Fizik tedavi görüyor. İnşallah biraz ayakları o biraz yatarak yaptığı için zayıf düştü ayaklarım. Ben söyledim biraz fizik tedavi görsün diye. Çünkü evde olsa kendisi yapmaz Allah'ım. Hastanede daha iyi olur. Hem iyi bakıyorlar hastanede de. Dindar bir hastanede kaldığı yerde iyiyim. İnşallah. Efendime söyleyeyim. Hocam. Evet. Dün söylemiştik 6-15 Nisan tarihleri arasında İstanbul Kurtköy Viaport Alışveriş Merkezi'nde fosil sergimiz başladı inşallah. Sergiye çok yoğun ilgi varmış ve merkez yönetimleri de sonraki tarihler tekrar yapmak istemişler sergiyi. Bu resimlerde gördüğümüz. Dün sergiye 12 kişilik bir evrimci ekip gelmiş ama 3'er kişilik gruplar halinde gelip fosil başında duran arkadaşlarımıza sorular sormuşlar. Arkadaşlarımız da çok güzel cevaplar vermişler. Bayağı sinirlenip gitmişler. Kardeşlerimiz aşırı sakin ve saygılı bir şekilde bilimsel olarak anlatmışlar. Sonra gitmiş adamlar. Halim olsunlar, selim olsunlar, rahat olsunlar. Hep beraber fosil arayalım. Onları birlikte fosil aramaya davet ediyoruz. Kazmalarını alıp gelsinler. Efendim kazacağız evi birlikte. İnşallah. Hem spor olur onlara inşallah. İnşallah hocam. Kardeşim. Devel neler ya insan acıyor mu, acıyan mı, gülenin mi? Yani hayret gibi. İran'ın konumu çok vahim. Evet. Suriye'de Darwinist, Materyalist, Komünist eğitim zaten devlet tarafından mecbur emrediliyor. Irak'ta Darwinizm çok yaygın. Hakim düşünce. Ülemayız, alimiz diyor. Sakal ta göbeğine gelmiş, bakıyorsun Darwinist, Materyalist. Komünistlerle sırt sırta. Yani bu eskiden yeşil komünist derlerdi. O kafa yani. Zahiren sakal, misvak tamam. İnanç, uslup, yöntem komünist. Diyorlar ki komünizmin İslamiyet'in ne farkı var ya bilmem ne falan. Yani, bu kadar vicdanları ters dönmüş vaziyette. Onun için üzerimize çok iş düşüyor. Çok akılcı, güzel anlatım gerekiyor. İnşallah. Hocam buyurun. İnşallah hocam.
Tıp alanındaki son gelişmeler vesilesiyle tüm kanser türlerinde iyileşme oranının çok fazla arttı. Özellikle de erken teşhis durumunda iyileşme oranının %90'dan daha fazla olduğu açıklanmış. Ancak bu konuda açıklama yapan doktorlar tütünün mutlaka yasaklanması gerektiği yönünde de hemfikirlermiş hocam. Tütün? Evet. Tabii yasaklanması lazım. Yani son derece gereksiz bir şey ya. Evet. Yani eğlendirmiyor, hiçbir şey yok. Sadece zarar veriyor, yazık. Çok yaygın olarak kanser oluyor insanlar. Evet. Perişan ediyor vücutlarını. En azından biz, değil mi, gayret edeceğiz, söyleyelim. İmkanımız dahilinde zararlarını çok kapsamlı anlatalım. İnanan inanır, inanmayan da inanmaz. Hocam sen harıl hazırlıkları dedi. Nedir o? Göster bakalım. Ha ne diyor? Yanaştır bakayım. Şimdi orada yazı göremiyoruz biz. 5 yıllık zulüm. Vay be. Sanki ızgaraya koyduk pişiriyoruz. 5 yıllık nur. Maşallah. Zulüm. Oğlum deccaliyeti ortadan kaldırmak nasıl zulüm oluyor ya? Zulümü güzellik olarak, güzelliği zulüm olarak görüyorsunuz. Darwinizm kendisi zulümdür. Acımasızlığı, gaddarlığı, egoistliği, bencilliği öğretir. Ve Allahsız, kitapsız felsefenin kökenidir. Bak İslam ülkelerinde almış. İran'ın, Suriye'si, Pakistan hep Darwinistlerin elinde. Türkiye'de Darwinizme teslim. Hiçbir bakan çıkıp biz karşıyız diyemiyor kardeş. İran'da diyemiyor, hiçbir yerde diyemiyor. Mesela Ahmedinejad Amerika'ya diyor büyük şeytan diyor. Büyük şeytan ta ciğerine girmiş seni, ülkeni kaplamış, haberin yok sen. Evet, evet. Büyük şeytanı sen avuçlamışsın, kucaklamışsın, bağrına basmışsın. İç içe yaşıyorsun. Büyük şeytan Darwinizm, materyalizmdir. Deccal'ı sen avucunun içine almışsın, bağrına basmışsın, evin içinde yaşatıyorsun, kendin besliyorsun paranla. Oturmuş Amerika'ya büyük şeytan diyor. Büyük şeytan deccaliyettir, Darwinizm ve materyalizmdir. Sen de devlet eliyle beslediğine göre büyük şeytanı evinin içine kendi elinden sokmuşsun. Kendilerinden de besliyorsun. Büyük şeytandan bahsedecek sen, Darwinizm, materyalizme karşı tavır al. Değil mi? Yaratılışı anlatır. İran'da yaratılışı anlatmak yok. Hiçbir yerde yaratılış anlatılmıyor İran'da. Evet. Suriye'de anlatılmıyor, Pakistan'da anlatılmıyor, Türkiye'de anlatılmıyor. Yasak. Yaratılışı devlet anlatamıyor. Sadece Allah'ın olmadığını anlatabiliyor devlet. Bak Kur'an eğitimi verilecek diye yer yerine oynatıyor. Abi Kur'an zaten bütün İslam ülkesi biliyor. Her yer evet, biliyor Kur'an'ı. Evet. Kur'an bir genel kültürdür. Adam Kur'an'ı okumayı öğretecek veya Kur'an içinden yazını okuyacak. Gece gündüz bütün televizyonlar Kur'an'ı anlatıyor. Evet. Amerikan askerlerinin hepsine Kur'an'ın ne yazdığını Kur'an'da yazdığı anlatılıyor, öğretiliyor. Bütün komünistler Kur'an'ı bilirler. Karl Marx gayet iyi biliyordu Kur'an'ı. Kur'an'ı bilmek yeterli mi? Darwinist, materyalist, puttan kurtulmak önemlidir. Kur'an tabii ki çok önemli ama Allah hidayet verirse önemli. O olur onlar için. Yani eğer Allah'tan korkmuyorsa Kur'an'a adam önem vermez. Kur'an ona etkili olmaz. Ayet ediyor Cenab-ı Allah. Ancak sen içi titreye korkanlara diyor, şeytan Allah'a sınırım, Kur'an'la öğüt verebilirsin diyor. Sen Darwinist, materyalist yetiştirmişsin adama. Nasıl olacak? İran diyor ki biz şeriatla idare ediliyoruz, Kur'an hakimiyeti idare ediliyoruz. Deccaliyetle idare ediliyorsun, deccaliyetle. Deccaliye kendini kaptırmışsın, Darwinizm, ateizme kendini kaptırmışsın sen. Kasten mi yapıyorsun? Haberin bile yok. Onlara sorsan gayet samimi olarak hakikaten Kur'an'la idare edildiklerini zannederler. Deccal'in kucağına oturmuşsun, haberin yok. Türkiye'de Darwinist materyalist sistem bütün devleti kaplamıştır. Her yeri kaplamıştır. Devletin
yaratılışı anlatma diye bir konusu yok. Bakın bu çok vahim, tekrar tekrar söylüyorum. Yasaktır Türkiye'de. Yaratılışın anlatılması, Darwin'in evrim teorisinin yanlış olduğunu anlatılması, bilimsel olarak anlatılması yasaktır. Anlatamazsın. Proteinlerin tesadüfe meydana gelemeyeceğini anlatamazsın. Fosillerin evrimi yalanladığını anlatamazsın. Tek yanını anlatabilirsin, Allah yok diyebilirsin, tesadüfler sonucu kainat meydana geldi diyebilirsin. Sadece bunu diyebilirsin. Üniversite imtihanlarında da bunu diyeceksin. Ortaokul, lise imtihanlarında da bunu diyeceksin. Bunun aksini söyleyemezsin. Söylediğinde sınıfta kalırsın. Aksini söylesen okuldan atarlar seni. Böyle bir yapı var. Tabii ki kötülük olsun, deccaliyete uyalım diye yapmıyorlar. Ama sonuçta meydana gelen netice çok vahim ve çok acımasız ve bayağı korkunç oluyor. Bak Türkiye'de Güneydoğu'daki PKK sorunun nedeni Darwinist materyalist eğitimdir. KCK'lı yakalıyorlar adamları. Savcı tespit etmiş, Darwinist materyalist eğitim yapıyorlar diye. Evet. Devlet yapıyor zaten Darwinist materyalist eğitimi. Evet. KCK yapıyor diye savcı tespitte bulunmuş. İddianamede var. Devlet eğitiyor zaten. Evet, tabii. Ortaokulda, lisede, üniversitede devlet eğitiyor zaten. Tabii. KCK'da devletin yaptığını, o da yapıyor işte. Darwinist materyalist eğitimi o da yapıyor. Devlet de yapıyor, o da yapıyor. Çok büyük bir hata var. Çok büyük bir yanlışlık var. Dünya bir felaketin eline düşmüş durumda. Büyük bir belanın eline düşmüş durumda. Deccal dünyayı avucunun içerisine almış. Birçok ülke bilerek veya bilmeyerek deccaliyetin eline düşmüş durumda. Onun için biz var gücümüzle deccaliyete vuruyoruz. Bediüzzaman onun için diyor Mehdi, deccaliyeti tepeleyecek diyor. Nedir üstadım deccaliyeti deyince? Darwinizm, materyalizmdir diyor. Tam susturacak tarzda bir beşere ders vermektir diyor. Mehdi'nin birinci vazifesi diyor. Biz de Mehdi talebesi olarak beşere Darwinizm, materyalizm geçersizliğini ders veriyoruz. Efendim, nerede o Risale-i Nur'da? Burada bir frist yapın da bunları rahat bulalım ya. Evet. Mesela şimdi onu bulmak. Bak diyor ki o hadisi ve Süfyan ve Mehdi hakkında hadislerin ifade ettikleri mana budur ki ahir zamanda dinsizliğin iki cereyanı kuvvet bulacak. Birisi nifak perdesi altında, münafıklık perdesi altında Risalet-i Ahmediye'yi inkar edecek Süfyan namında müthiş bir şahıs, Hafız Esad. Ehli nifakın başına geçecek, şeriat-ı İslamiye'nin tahribine çalışacaktır. Ona karşı Ali Beyt-i Nebevi'nin silsile-i nuraniyesine bağlanan ehli velayet ve ehli kemalin başına geçecek, lider olacak. Ali Beyt'ten Muhammed Mehdi isminde bir zat-ı nurani, o Sufyan'ın şahsı manevisi olan Ceryan-ı Munafıkhane'yi öldürüp dağıtacaktır. Dağıtan kim? Mehdi. Karşısında şahıs var mı Mehdi'nin? Yok. Fikir sistemi var. Şahsı maneviyle mücadele ediyor. Bak şahsı manevi olduğunu söylüyor Bediüzzaman. Evet, Sufyan o vakitte ölmüş olacak Mehdi devrinde. Onun şahsı manevisi kalmış olacak. Mehdi bizzat şahsı ve talebeleriyle mücadele veriyor. Süfyanet'e karşı. İkinci ceryan ise tabiyyün ve madyun felsefesinden tevellüt eden bir ceryan-ı numra nemrudane, Darwinist materyalist düşünce, genel gittikçe ahir zamanda felsefeyi maddiye vasıtasıyla, materyalist felsefe vasıtasıyla intişar ederek, yani neşredilerek televizyonlardan, radyolardan intişar ederek kuvvet bulup uluhiyeti inkar edecek dereceye gelir. Allah inkar edecek hale gelir diyor. İran'da Allah inkar ediyor devlet. Sonunda Kur'an'a tabiiz, Kur'an devletiyiz biz diyor. Nerenin Kur'an davetisiniz lan? Ne yalan söylüyorsunuz yani? Direkt Allah'ı inkar ediyorsun. Darwinist materyalistsin, ne inkar ediyorsun? Dürüst konuşsana sen. Ortaokulda, lisede, üniversitede Allah yoktur diye eğitim veriyorsun. Arkasından diyorsun Kur'an'a göre hareket ediyoruz biz diyorsun. Dürüst ol. Laik bir devlette makul. Çünkü laik devletin bir iddiası yok. Kur'an iddiası yok. Yani. Evet. Kur'an'a bağlılık iddiası yok. Ama sen Kur'an'a bağlıyım diyorsun. Yalan söyleme. Laik devlet demiyor ben Kur'an'a bağlıyım diye. Ben diyor
ne dindarları ne dinsizleri, her ikisine de karşı değilim. Ama benim bir taraf olma yönüm yok diyor. Türkiye'de devlet taraf değil. Yani karışmıyor. Dinlere de dinsizlere de karışmıyor. Ama Darwinist sistem hakimde Türkiye'de. Materyalist sistem hakim. Fakat İran, biz diyor şerif idare ediliyoruz. Kur'an'ı idare ediyoruz. Yalan söyleme. Deccaliyetle idare ediliyorsun sen. Direkt Allah'ı inkar eden bir sistemi kabul ediyorsun sen. Dürüst konuş. Bak, dinsizlik cereyanına karşı ayrı ayrıken mağlup olan İsevilik ve İslamiyet, İttihat neticesinde dinsizlik cereyanına galip edip dağıtacak istidadındayken, yani Darwinizm ve materyalizme karşı diyor, ayrı ayrıken mağlup olan Hristiyanlık ve Müslümanlık, birleştiğinde dağıtıp yok edecek istidadındayken Darwinizm ve materyalizmi, alemi semavatta cismi beşerisiyle bulunan, yani beşeri cismiyle, bu dünyadaki bedeniyle bulunan, şahsı İsa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam'ın bizzat kendi şahsı, o dini hak cereyanının başına geçeceğini, yani Müslüman olan Hristiyan cemaatinin başına geçeceğini, lider olacağını, bir muhbiri sadık, bir kadir-i külli şeyin vaadine istinad ederek haber vermiştir. Yani hem Kur'an hem hadiste haber verilmiştir diyor. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın inişi, madem haber vermiş haktır, madem kadir-i külli şeyi vaat etmiş elbette yapacaktır. Semavatta nasıl duruyormuş İsa Aleyhisselam? Cismi beşerisiyle, kendi cismiyle. Dünyadaki cismiyle. Şahsı manevisi mi, kendi mi? Şahsı İsa Aleyhisselam. Zaten cismi beşerisi olunca nasıl şahsı manevi olsun? Tabii. Ayrıca bak, şahsı İsa Aleyhisselam, bizzat İsa Aleyhisselam kendi diyor. Hristiyanların, Müslüman olan ekibin başına geçip lider olacak diyor. Tabii. Ve bütün Hristiyan alemi Müslüman olacak diyor Bediüzzaman. Hazreti İsa da başına geçip lider olacak diyor. Narcılar ne diyor? Geldi gömdük diyorlar. Ulan çakal. Hristiyan alemin başına geçecek diyor, Müslüman olacaklar diyor. Başına geçecek, lider olacak diyor. Sen de öldürdüm diyorsun Hazreti İsa Aleyhisselam'ı. Daha başa geçmeden, Hristiyan aleminin lideri olmadan mezara sokmaya kalkıyor Hazreti İsa Aleyhisselam'ı. Narcı takım. Holdinglerine zarar gelecek herhalde kafalarına göre. Evet. Bak diyor ki Bediüzzaman. Fen ve felsefenin tasallutuyla, şimdi İran'da ne devlete musallat olmuş? Fen ve felsefe. Evet. Bak diyor ki adam, derslerin dörtte üçü diyor, dervis materyalizme dayalı diyor. Evet. Dörtte üçü. Yani tamamen komünizme teslim olmuş, Darwinizme teslim olmuş İran. Fen ve felsefenin tasallutuyla İran'daki yapı, Türkiye'de de öyle, fen ve felsefe tasallut etmiş. Maddi ve tabiun taunu, yani Darwinizm ve materyalizm hastalığı, beşer içinde intişar etmesiyle, insanlık içinde yayılmasıyla, Mehdi'nin birinci vazifesi suyu bak diyor ki, her şeyden evvel, felsefeyi, Darwinist felsefeyi ve maddi fikrini, materyalizm fikrini tam susturacak bir tarzda imanı kurtarmaktır. Yerle bilecek diyor Darwinist materyalizm Mehdi. Birinci görev bu diyor. Ehli imanı delalette muhafaza etmek. Çünkü Müslümanım diyor Darwinizme teslim olmuş. Onları delalette muhafaza etmektir diyor görevi. Bu vazife hem dünya hem her şeyi bırakmakla çok zaman tetkikat ve meşguliyeti iktiza ettiğinden, çok araştırma ve meşguliyet gerektirdiğinden, Hazreti Mehdi'nin o vazifesini bizzat kendisi görmeye vakit ve hal müsaade edemez. Üstündeki Mehdi'lik halleri müsaade edemez diyor. Vakti dardır diyor Mehdi'nin. Vakti yoktur diyor. Çünkü Hilafet-i Muhammediye aleyhissalatü vesselam cihetindeki saltanatı onunla iştigale vakit bırakmıyor. Vakti dar diyor. Herhalde o vazifeyi ondan evvel bir taife, bir cihette görecek. Yani Avrupalı bilim adamlara taife dedi, o Müslümanlara taife edemez miydi Bediüzzaman? Avrupalı bilim adamları. O zat, o taifenin uzun tasdikatı ve yazdıkları eseri, yani Darwinizm ve materyalizmle ilgili yaptıkları çalışmaları, kendine hazır bir program yapacak.
onun yine o birinci vazifeyi tam yapmış olacak. Yani programında hazır olmuş oluyor Mehdi'nin. Programında bunu sunuyor. Onun ile bir, o birinci vazifeyi tam yapmış oluyor. Yani Darwinizm, materyalizmi yerle bir edecek diyor. Bu vazifenin istinat ettiği kuvvet ve manevi ordusu, yalnız ihlas ve sadakat ve tesanüs sıfatlarına tam sahip olan bir kısım şakitlerdir. Yani samimiyet, hocalarına sadıklar, çok samimiler ve tesanüs birbirine bağlantılılar. Sıfatlarına tam sahip bir kısım şakitler, bir kısım müritleri, talebeleri, Mehdi'nin talebeleridir. Ne kadar da az da olsa da çok küçük bir grup. Manen bir ordu kadar kuvvetli ve kıymetli sayılır. Bizzat kendisi hazırlamayacak diyor Mehdi kitapları. Talebeleriyle beraber hazırlayacak diyor. Talebeleri ona yardımcı olacak bu kitapları hazırlanmasında. Yani Darwinizm ve materyalizme karşı eserlerin hazırlanmasında. Şakitlerin tamamı yapmayacak diyor. Bir kısım şakitlerdir diyor. Yani küçük bir grubu ona ayıracak diyor Mehdi. Kitap hazırlığında ona yardımcı olan ekip. İkinci vazifesi de Müslümanların lideri olmaktır diyor. Üçüncü vazifesi Kur'an'ı dünyaya hakim etmek. Yani özetle bunu anlatmış. İkinci dünya. Zaten bu kitabın 29. sayfasına bakan görür. Efendim. Dolayısıyla Türkiye'nin başındaki bela, PKK belasının nedeni Darwinist ve materyalist eğitimdir. Darwinist materyalist eğitimden kurtulmadığı müddetçe PKK gittikçe güç bulur ve şiddetini artırır. Daha da azgınlaşır. Bakın dikkat edin çok önemli bu. KCK operasyonunda savcılık iddianamesinde KCK'nın Darwinist ve materyalist eğitim yaptığı suç olarak belirtiliyor. Evet. Suç maddesini belirtiliyor. Devlet yapıyor zaten Darwinist materyalist eğitimi. Birçok ülke, Türkiye'de dahil bilerek veya bilmeyerek deccaliyetin bu azgın kollarına düşmüş durumda. Bilerek veya bilmeyerek. Türkiye tabii ki bilerek yapmaz ama istemeyerek de olsa deccaliyet Türkiye'yi sarmış durumda. Ve devlet yakasını kurtaramıyor. Kendini kurtaramıyor devlet. Hiçbir hükümet lideri, hiç kimse çıkıp arkadaş ben karşıyım diyemiyor. Mesela Hamenei. Diyemez İran'da. Evet. Arkadaş ben Darwinizm materyalizme karşıyım diyemez. Diyemiyor. Bak adam anlatıyor. Dörtte üçü diyor derslerinde Darwinizm materyalizm eğitim üstüne dayalı diyor. Ortaokul, lise, üniversite hepsinde. Bediüzzaman'da işte Deccal budur diyor. Darwinizm materyalizmdir diyor. Dünya tarihinde bu ilk defa oluyor. Nerede görülmüş ya İslam ülkelerinin Darwinizm materyalist olması? Evet. Komünistlerle iç içe İran, Suriye komünistleri iç içe. Birçok İslami parti Türk dünyada komünistlerle iç içedirler. Aynı görüştedirler. Eylemleri ortaktır. Yani alenen komünist bilinirler. Evet. Komünist hayranıdırlar. Yöntem, stil falan hepsi komünisttir. Terör, mesela bu İslami terör denilen de komünist terördür. Müslümanlık görünümü altında Müslümanlara terör yaptırıyorlar. Ho Chi Minh yöntemleri, Chen'in yöntemleri, aynı kıyafetler, böyle parkalar, markalar, ellerinde makine tüfeklerinden falan. Terör ve şiddeti o komünistlerden öğrendiler. Bütün stil, bütün siyaset, politikası hepsi komünisttir. İslam ülkenin büyük bölümü bu şekilde. Allah hidayet versin, Allah akıllarını açsın. Tabii ki bunu yapan birçok Müslüman, birçok devlet bunu kasten yapmıyor. Yani Deccal'e ben yardımcı olayım, Deccal'e tabi olayım diye yapmıyor. Türkiye de öyle. Yani Deccal'e tabi olalım, Deccal'e yardımcı olalım diye yapmıyor tabii ki. Ama istemeden de olsa olay oraya çıkıyor. Yani böyle bir felaket var. Bugün bu kadar yeter. Gidelim. İnşallah. İnşallah.